Ne zamandır kahve içince kafein semptomlarını aşırı fazla hissediyordum. Ya normalde ben kafeine çok dayanıklıyımdır. Mesela özellikle Berlin'deyken falan günde böyle 3-4 tane espresso içip üzerine bir de caffeinated iced tea'ler vardı, Club Mate diye. Onlardan böyle 1-2 tane içiyordum falan. Ancak o zaman rahatsız etmeye başlıyordu. Şimdi yani sabah böyle tok karna gündüz vakitlerinde iki tane iki espressoluk falan içersem okey, ama akşam içersem direkt uykum kaçıyor veya sabah çok fazla kaçırırsam veya aç karna içersem acayip fazla etkileniyorum, böyle ağzım kuruyor, işte böyle bir huzursuzluk hali oluyor falan. Öyle olunca ben de decaf kahveye geçmeye karar verdim. Tüm şeyi boşalttım. Kahve makinesindeki çekirdekleri boşalttım. Decaf çekirdek almıştım Starbucks'tan. Onları koydum. Decaf çekirdekleri koymadan önce tabii bir şey yaptım yani. Bir temizledim kahve makinesini. Birkaç kez böyle bir kahve aldım içinden. En son artık su geldi. Ondan sonra dedim tamam, temizlendi. Decaf kahve yapıp içtim. Ya aslında bir şey söyleyeyim mi? Ben hani ayırt edemezdim muhtemelen birisi bana bu decaf dese. Çok çok benziyor yani tat olarak. Biraz böyle bir daha yumuşak geldi. Sanki böyle bazı içindeki tatlar eksilmiş gibi geldi. Ama psikolojik de olabilir. Ya da kahvede ilk tur kahveyi aldığım için çok iyi ekstrakte edememiş olabilir. Şimdi yarın falan ikinci turu içince belki daha fazla hissedecek olabilirim. Ama bence çok güzel bir alternatif. Yani gündüzleri bile ben bundan içebilirim. Zaten kahve makinesine doldurduğum için çok fazla şey yapamıyorum. Hani sabah başka kahve iç, akşam başka kahve iç yapamıyorum. Tek çekirdekle ilerlemek zorundayım. Çünkü çok büyük eziyet yani, birini çıkar diğerini koy, temizle falan vesaire. Bir süre decaf içeceğim sanırım. Bakalım sizin böyle bir tecrübeniz oldu mu? Yani birdenbire kafeine karşı böyle toleransınız azaldı mı? Veya decaf içiyor musunuz? Decaf'i beğeniyor musunuz? Decaf'te bir tat farkı görüyor musunuz? Yorumlara yazabilirsiniz. Artık decaf'le gideceğim bir süre ben. Bugün de pek böyle üzerine konuşmak için bir konu bulamadım. Aslında konu fikirlerim var, böyle notlar alıyorum. Ama birçoğu ön hazırlık gerektiriyor. Bazılarında böyle çok yüksek enerjik olmam lazım. Daha uzun çekip uzun editlemem lazım. Bu aralar fark ediyorsunuzdur, videolar geç geliyor, gecikiyor falan. Hayat temposunun içine yerleştiremiyorum. Ama son 25 falan video kaldı. Rahatlayacağım. Ondan sonra birazcık dinleneceğim ben de. Çok yoruldum gerçekten sürekli video üretmekten. Ama iyiyiz yani. Yine de böyle masa başı videolarla falan kurtarıyoruz. Vlog çekmeyi de özlüyorum bu arada. Ara ara vlog da çekeceğim. Yani çok fazla izlenmese de vlog çekmek hoşuma gidiyor ve vlogları izleyen bir kitle de var. Belki ileride, yani emin değilim bunu yapmak istediğimden, ama vlogları ve yazılım özelindeki videoları ayıracağım, ya da vlogları, yazılım özelindeki videoları ve Android geliştirme ve Kotlin videolarını ayıracağım, farklı farklı kanallar yapabilirim ve buralara sadece bu videoları atabilirim. Bilmiyorum. Şu aşamada tek kanala gidiyoruz. Zaten bu kanalı büyütünceye kadar bayağı uğraştım, bayağı zorlandım. Bu kadar benim anlatacaklarım. Sizin varsa benden bir isteğiniz, önümüzdeki günlerde konuşmamı istediğiniz bir konu, yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.